Burada duvarını da yapacağız. Şifanın sürekli işaretini. Bu haftalama evet. Şimdi Urfa'ya gelen herkes geliyor zaten. Burası Habibin evet, makamı öyle, olduğu için tabii. Ziyaretimiz devamlı oldu. Ne olur, evet. Daha siz geldiniz. Eskiden daha bunlar yoktu. Ben bunlar ilk geldiğimde yoktu. Evet, evet. Biraz böyle bir onarım yapıldı. Suit ailesini yapamayınca göle verdiler. Evet, şimdi evet. Onun için cam yaptılar daha. Neyse daha güzel. İyi olmuş. Evet, daha iyi yıpranmayı da engellemiş olur. Evet. Peki efendim. Oldu. Da balık oluyor. Balıklar geliyor. Geriye gelebilir. Geriye gelebilir. Ben babam geliyor. Dünyada da geriye gelebilir. Bir fotoğraf daha atmasın. Balıklar tamamen aşağı indirebilir. Buyurun. Niye varsın? Bir de dilek tutmanız gerekiyor. Dilek tutar. Abi geriye gel. Geriye gel abi. Dilek gerçekleştiğinde inanılıyor. Dileğimizi yalnız sürücü arkadaşlar. Kamera inelim. Geliyor gelmek. Sayın Başkanım buradayız. Buyurun. Çok gidiyorsun. Sen gene başkanım. Boşları bana verin. Ne yapalım? Yavruları atalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım şu arka tarafta da Ali dedem abi. Tabii 4. Murat Karaköprü'yü ziyaret ettiği zaman Karaköprü'nün var bahçelerim. Narı tutuyorlar bir diskire deniyorlar. Tutuyorlar bir nardan bir tane diskire çıkıyor. 4. Murat o zaman diyor ki buradan diskireyi açtım. Bir nardan ona göre buradan vergi fazla alınması gerekiyor. Vergiyi arttırıyor. Tabii Bağdat'tan geliyor. Dönüşte tekrardan geliyor. Ali Baba Kur'an-ı Kerim okuyor su kenarında. Şimdi 4. Murat'ın yanındakileri görüyor tabii şey yapmıyor. Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyor. Kur'an-ı Kerim okuması bittikten sonra 4. Murat'ı karşılıyor. Tabii 4. Murat diyor ki eğer sen Kur'an-ı Kerim okumayı bırakıp bizi karşılarsan diyor kelanı vur diyor. Hazreti Ali Baba da diyor ki eğer sen de bana deseydin ki Kur'an-ı Kerim okumayı bırak beni karşıla. Ben de sana şu sudaki şahmarana seni yutturdum. Mezara hoş geldiniz. Hayvan kilim hoş geldiniz. Başkanım, bak gel başkanım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın doğduğu geyiğin kendisine burada süt verdiği yer geldi. Aman estağfurullah. Sağ olun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz Allah'a. Ne yapalım bir şey bulayım ya tabii. Hazret var. İyi bir sağ olun. Hanımız dönecek başkanım. Düzelecek. Ne zaman ama? Ne zaman ama? Az kaldı. Ne zaman? Biraz tamam, sabredin. Determinat bırakana geldi. Tamam. Buramıza çıktı. Eyvah biliyorum. Tamam. Hoş geldiniz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Ben yıllardır sizin şeyinizim. Adnan Önder'in kardeşiyim. Sağ olun. Nasılsınız? Destekliyorsunuz, seviyoruz. İnşallah. İnşallah. Görmek İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah. Bir şeyler ihtimali yok. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kardeşim değil mi? Sağ olun. Saygılar. Sağ olun. Saygı. Çünkü buranın Urfa'nın sorunları çok. Çok doğru. Çok. Yani doğru. Çok. Elektriğinden tut, yoksulluğundan tut, her şeyinden tut, A'dan Z'ye kadar eksikler var. Evet. Yani bir sana sayın bilir, yani sayın başkan. Ne desek de boştur. Siz için içindesiniz. Evet. Sorunları biliyorsun. Sayın milletvekili Aziz Bey de iyi evet. Biliyor. Ben sorularımızı ona da ilettim. Yani bizim sorumuz şu. Sahipsiz bir memleket. Tamam. Sahipsiz. Hadi sahip tutmanızı isterim.
Sahipsiz hissetmeyin, inşallah bütün sorunları çözeceğiz. Durumumuz iyi de üstüne de giriyoruz. Burada işsizlik de çok yüksek. Çok yüksek. Bildiğiniz gibi değil yani. Bu lokantada 20 tane aile geçiniyor. Evet. Az değil yani. Doğru. Çok nüfus. İnşallah, inşallah. İnşallah başkanım. Devam ediyoruz. Ekonomi şartları aşağı çekilmeye çalışıyoruz. Tamam. Ne çay alınabiliyor, ne yağ alınabiliyor, ne çocuk okutulabiliyor, ne geçim sağlanabiliyor, ne kira ödebiliyor. Memur zamları hariç. Evet. Çalışmayanlar ne yapsın? Evet. Yani ekonomi şartları gerçekten o kadar alt seviyede ki çalışmayanlar ne yapsın? Çok merak ediyorum. Evet. Ne yesinler, zor ne durumda, içsinler. Zor durumda. Bu Urfa için değil, Türkiye'nin genel şartlarından bahsediyorum. Ben bugün okula çocuğumu aç gönderiyorum. Çünkü şartlarımız el vermiyor. Ne yapmamız gerekiyor da biz bu geçimimizi sağlayalım, kiramızı ödeyelim, iş diyoruz, iş yok. Ekonomi, maddi anlamda devlet hiçbir şekilde el sağlamıyor. Sözde makul yardımlar, hani vakıf altında, bu da yok. Ne yapmamız lazım? Açık açık soruyorum, basınların önünde hırsızlık mı yapalım? Çok özür dilerim. Kadın olarak bedenimizi mi satalım? Eşimiz yoksa. Eşi olanlar zaten çalışamıyor. Ne yapması lazım? Ben bunu merak ediyorum. Biraz sabredin, hep şey çözülecek. Her şey çözülecek mi? İşte çözüm yok. Evet, evet. Çözeceğiz inşallah. Ben dediğim gibi bugün çocuğumu okula aç gönderdim. Bunu tüm Türkiye'de duysun yani. Evet, evet. Çok büyük bir acı. Bir anne çocuğunu aç gönderiyorsa anne rahat. Ben utanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamaktan utanıyorum. Amerika vatandaşı değiliz. Dolar bazında her şey. Ki bu tüm Türkiye içinde dediğim gibi esnafımızı da vurdu, vatandaşımızı da vurdu, çoluğumuzu çocuğumuzu da etkiledi. Yani illa dediğim gibi memur, vekil ya da üst kademede insan mı olmamız gerekiyor bir yerlere varabilmemiz için? Lütfen yalvarıyorum. Bir de plastikçilik yapıyoruz, doğru yüz geçiniyoruz. Doğru abi. Mesela bir tip 300 lira olmuş, bir çay 150 lira olmuş. Evet. Şimdi bizim burada 70-80 lira çalışıyoruz, nasıl geçiniyoruz? Evet. Tabii kirası o kadar olmuş. Biraz sabredin, hepsini düzeltir. İnşallah. İnşallah. Geri çekilir. Eyvallah. Hoş geldin. Allah yardımcı olsun Sayın Başkan. 13-15 tane milletvekilimiz var. Bir tanesini bugüne kadar görmedim. Allah sizinle razı olsun. Eyvallah. Bir genel başkan olarak buraya seferiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Emin ol, 2 senedir bir logarımı yapamadım. 2 senedir. Fen işlerine gidiyorum. Fen işleri diyor ki Parkbahçe'ye git. Parkbahçe'ye gidiyorum. Bana diyor ki belediye git. Belediye o zaman dışında git kendini yap diyor. Hani Allah sana razı olsun. Eyvallah. Bir el atın. Bir el atın. Tamam. Rahmetli Sayın Genel Başkanım, amcam, Peygamberler Şehri'ne hoş geldiniz. Peygamberler Şehri'nde yargı yoluyla zulüm devam ediyor. Anne, evet, 9 aydır gözyaşı döküyor. Bu gözyaşlarının artık bitmesini istiyoruz. Umudumuz sizlersiniz. Değerli basın mensupları, anne ile ikinci kez görüşüyoruz. Eşini kaybeden, evlatlarını kaybeden, bir evladı hapiste olan bir anne adalet istiyor. İnsanların vicdanı bu kadar mı körelir ya? Adalet isteyen bir insanın, bir annenin çığlığını nasıl olur da saraylarında oturanlar duymazlar? Yazıktır, günahtır bu memlekete ya. İstediği sadece adalet. İntikam almak istemiyor, öç almak istemiyor. Adalet istiyor sadece. Adalet isteyen bir annenin sesini niçin duymazlar, niçin görmezler, niçin hissetmezler? En büyük acı da burada. İnşallah adalet gerçekleşecek. Anneye hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu davanın takipçisi olduk, zaten olmaya da devam edeceğiz. Adalet sağlanıncaya kadar. Abone ol, cirayeti zorimle dükkanı kodumu. Cirayeti ince mevket. Gimsele havatır zorimi kızın içi dükkanı. Adilimin Ramadi'ye içi dükkanı. Kumbi doğrana kuni zorimi ki dükkanı. Çocuklarını hastaneye götürmüşler dediler. Eşimle beraber diyor hastaneye gittik çocuklarımızı görmek için. Eşimi hastanenin girişinde benim gözümün önünde linç ederek katlediler. Diğer çocuklarıma hastanede ulaşmaya çalıştım. Onları da ateşli silahlarla sedyeler üzerinde öldürmüşler. Bunu yapan organize bir katliamdır ve hastanede milletvekili, AKP milletvekili Yıldız
hepsini öldürün, hiçbirini sağ bırakmayın diye etrafındaki akrabalara bu şekilde talimat veriyordu. Sayın Genel Başkan, 14 Haziran 2018 tarihinde 24 Haziran seçimine 10 gün kala katliam Suruç'ta bir katliam yaşandı. Bu katliamın adını aslında 2 hafta önce Fakı Baba açıkladı. O gün Cumhurbaşkanı'na ben söyledim. 3 gün önce de o dükkana gidiliyor. Merhaba dediler, güler yüzle karşıladılar, sarıldılar, sıcak bir karşılamaları vardı. Bu ailenin herhangi bir yasa dışı örgütle bir ilişkisi yoktur. Ben bunu o gün de söyledim dedi ama o gün manşetlere şöyle bir şey geçti. Bu bir organize bir şudur, örgüt katletti, mağdur bir AKP yaratılmak için siyaseten 24 Haziran seçimine gitmek için böyle bir tablo yaratıldı ve bunun üzerine gizlilik kararıyla soruşturma yürütüldü. Aslında sadece esnaf olan, hiçbir anlamda herhangi bir yasa dışı örgütle de bağı olmayan bu esnaf aile korkunç bir katliamla yüz yüze kaldı. Dükkanda 2 kardeşleri katlediliyor. Sonra hastaneye gidiyorlar. Babayı oraya almıyorlar. Baba orada annenin yanından gidiyor. Önce sopayla vuruyorlar. Acil müdahale odasına gidiyor. Acil müdahale odasındayken evet baba oradadır diyorlar. 15 kişilik grup geliyor. Serum sopalarıyla, yangın tüpleriyle göz önünde annenin katledilirken anne kapıdaki polislerin koluna sarılıyor. Bakın katlediliyor diyor. Orada polisler müdahale etmiyorlar. Dışarıda bakan var, vali var. Vali gömleğimi yırttım. Artık beni katledin dedim diyor ve korkunç bir şey. Burada gelinen nokta da şöyle bir. Faili bir değil, onlarca olan, meçhul değil, belli olan bu kadar katliamın faillerine bir tane daha yakalama yok Sayın Genel Başkan. Bir tane daha gözaltı yok Sayın Genel Başkan. Ve bu katliamın sadece katledenler değil, görevini ihmal edenler, polisidir, valisidir, bakanıdır, bütünüyledir. Biz şunu biliyoruz, AKP burada siyaseten korkunç bir organize bir katliam gerçekleştirdi ve bugün siyasal rantını aldı. Bugün anne çocuklarını kaybetti, kendi sağlığı bozuldu. Görmesi %80 engelli ve gelinen aşamada artık dokuları bozuldu, sağlığı bütünüyle bozuldu. 300 gündür adliyedeyiz. Bakın adliyenin kapısı orada, anneyi almıyorlar. Savcıları bizimle görüşmüyorlar. Kısıtlılık kararını kaldırmıyorlar ve biz diyoruz sonuna kadar adalet vicdanı. Vicdanı olan herkesin, ahlakı olan herkesin, inancı olan herkesin bu davanın arkasında olması lazım. Bu dava sıradan bir dava değil. Bu dava Türkçe bilmeyen, bu dava eğitimi olmayan, bu dava eşini ve çocuklarını kaybetmiş olan bir annenin davasıdır. Bu annenin davasına insan olan, insani duyguları gelişen herkesin sahip çıkması lazım. Bunun partisi yoktur, sağı solu yoktur, evet. Ortası yoktur. Bu bir adalettir, bu bir haktır, bu bir adalet mücadelesidir. Bir annenin çığlığını nasıl duymayız biz? Bir anne bağırıyor, ben adalet istiyorum diyor. Çocuklarım öldürüldü, eşim öldürüldü, gözlerimin önünde öldürüldü diyor. Kaç tane savcı değişti, biz bunları biliyoruz. Evet Sayın Başkan. Siyasi baskıları da biliyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, adaleti gerçekleştireceğiz. Bu toprakların hatırı için gerçekleştireceğiz. Ya bu topraklar adalet kokar ya. Böyle nasıl olur? Üstelik bir de Şanlıurfa'da. Peygamberler şehrinde. Peygamberler şehri diyoruz. Adaletsizlik şaha kalkmış. Nasıl olur ya böyle bir şey? Urfalılar da isyan ediyor buna. Sorun adliyede çözülecek. Adalet, hakim, savcı bir araya gelecekler, çözecekler. Bütün deliller ortada, bütün bilgiler ortada. Cesaret edip kimse karar bile veremiyor. Niçin? Birisi milletvekili diye. Milletvekili değil, cumhurbaşkanı olsan ne olur ya? Adalet, adalet, adalet kardeşim ya. Anne istiyor, adalet istiyorum diyorum ben. Hakkımı istiyorum diyor. Elbette çocuğu geri gelmeyecek çocukları, eşi geri gelmeyecek. Ama işteyse diyor, ya yüreğimdeki ateş biraz soğusun. Bunları yapacağız arkadaşlar, gerçekleştireceğiz adaleti. Anacığım sen hiç merak yapma. Hiç merak ne ki? Ya hiç merak yapma. Bu adıyla biz üyetten koyuyetten. Onu da biliyorum. Milletvekili arkadaşlarımı gönderdim. Tek kişilik hücrede uzun süredir kalıyor, onu da biliyorum. Hiç merak yapma. Nasıl takip ediyorsan bir evladın olarak, bir kardeşin olarak ben de aynen takip ediyorum. Takipçisi olacağım. İnşallah ümün doğru kebeken. İnşallah ümün doğru kebeken. Hadi kaçırın. Hadi sen herkese gidiyorum. Sağ olun.